Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyenlerimiz, Cenab-ı Allah yaptığımız ibadetlerimizi, tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, verdiğimiz zekatlarımızı kabul eylesin. Tutacaklarımızı, yapacaklarımızı, vereceklerimizi de bize kolaylaştırsın. Nefis ve şeytana bizleri ve evlatlarımızı mağlup etmesin. Değerli izleyenlerimiz, bugünkü konumuz İslam tarihinde ve hatta insanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olan hicret konusu olacaktır. Hicret, malumunuz, bir yerden başka yere göçme, intikal etme, nakletme manalarına gelen bir kelimedir ve İslam'a özgü bir kelimedir. Her intikale, her nakle, her bir yerden kalkıp başka yere gitmeye hicret de denmez zaten. Hicretin hicret olabilmesi için Allah, peygamber, din, iman, vatan, millet, bayrak için, yani ulvi değerlere hizmet edebilmek için maddi imkanları elinin tersiyle itip, mevcudu ne varsa terk edip başka yere intikal etmeye hicret denir. Hicret doğrudan anıldığında hepimizin hemen aklına Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret etmesi, göç etmesi, intikal etmesi gelir. Doğrudur. Ancak hicret sadece ondan ibaret değildir. Biraz sonra arz etmeye çalışacağım. Bir de sadece göç olarak kalmamış, İslam tarihinde bir takvimin de başlangıcı olmuştur. Evvela teknik bilgi olarak arz edeyim ki, Peygamberimiz zamanında bugünkü kullanılan ne güneş takvimi, ne kameri takvim, ne hicri takvim yoktu. İnsanlar ayın durumuna göre sayıyorlar, büyümesine, küçülmesine göre hesaplar yapıyorlardı. Yıllık takvim, yıllık ayların taksimi, senenin bir başlangıcı diye bir şey kabul edilmiş değildi. Hatta Hazreti Ebubekir zamanında da yoktu. Hazreti Ömer Efendimiz halife olunca bir gün kendisine bir senet getirildi. Senedin alacaklısı diyordu ki, bak Ramazan'da ödenecek diye burada yazılı olduğu halde borçlu bu senetteki borcunu bana ödemedi ya Ömer diye müracaat etmişti. Borçlu da diyordu ki, Ramazan'da diye yazılı ama bu senenin Ramazan'ındaki diye bir kayıt yok. Seneye Ramazan'da ödeyeceğim diyordu. Bu durumu gören Hazreti Ömer, sahabeyi, istişare meclisini, o günkü karar meclisini toplayarak dedi ki, gelin bir takvim belirleyelim. Bak, alacaklarda verileceklerde ihtilafa sebep oluyor. Belli bir sene başlangıcı olsun. Diğer seneleri ona göre hesap edelim ve hangi senenin hangi ayı olduğu belli olsun dedi. Birçok teklifler geldi. Hakikaten İslam tarihinde takvime başlangıç olabilecek çok önemli olaylar cereyan etmişti. Malumunuz Hristiyanlık dünyası Hazreti İsa'nın doğumunu takvim başlangıcı olarak kabul etmiş. Biz de bugün onu kullanıyoruz. Peygamberimizin doğumu da takvim başlangıcı olarak kabul edilebilirdi. Miraç mucizesi takvim başlangıcı olarak kabul edilebilirdi. Çünkü bunlar da büyük olaylardı. Peygamberliğin veriliş tarihi, ilk vahyin geliş tarihi de bir takvime başlangıç kabul edilebilirdi. Bunların hiçbirisi takvim başlangıcı olarak kabul edilmedi. Hazreti Ali Efendimiz
Allah şefaatlerine nail eylesin. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesini takvim başlangıcı olarak kabul edelim diye teklifte bulundu. Gerekçe olarak da çünkü hicret İslam'ın bağımsızlığıdır. Mekke'de ibadetlerimizi yapamıyorduk. Mekke'de ezanımızı çıkıp okuyamıyorduk. Medine'ye hicret edince ezanımızı açıktan okumaya, ibadetlerimizi açıktan yapmaya başladık. Sonra Peygamberimiz Medine'de İslam site devletini kurdu. Demek ki hicret İslam'ın bağımsızlığının ezanını açıktan okumasının başlangıcıdır. Öyleyse takvimimizin başlangıcı bu olsun dedi ve kabul edildi. Ondan sonra işte Hicri 1, Hicri 2, Hicri 3, Hicri 4. yıllar diye geriye doğru hesaplar yapılıp o güne gelindi. Ondan sonra da günümüze kadar o Hicri takvim devam etti. Bu işin teknik bölümüydü. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyurdular ki, Cenab-ı Allah'ın gönderdiği hiçbir peygamber yoktur ki hicret etmiş olmasın. Başka bir ifadeyle, Allah'ın gönderdiği bütün peygamberler hicret etmiştir dedi. İlk peygamber kimdi? Hazreti Adem. O nereye hicret etti? Bütün dünya onundu. O da cennetten dünyaya hicret etmedi mi? Etti. Peki, soru. Gücü her şeye yeten Allahu Teala, kadiri mutlak olan Rabbimiz, gönderdiği peygamberleri doğdukları şehirlerde muvaffak kılmaya, başarılı kılmaya, haşa gücü yetmiyor muydu ki bütün peygamberleri hicret etmek mecburiyetinde bıraktı? Niye bütün peygamberler hicret etmek zorunda kaldı? Hicret kolay bir iş değil ki, durup dururken yapılacak bir iş değil ki. Kendi şehrinde rahat edebilseydi, doğduğu şehirde başarılı olsaydı hicret etmezdi peygamberler. İnceleyin, bütün peygamberlerin hayatında hicret var. Öyleyse neden? Cevap. Cenab-ı Allah madem ki bütün peygamberleri insanlara örnek olarak gönderdi, öyleyse bütün peygamberler hicret etmeliydi ki ümmetleri de doğdukları yerde kalmasınlar. Ufkun ötesine açmaya alışsınlar. Hicret etmeye alışsınlar. Dikkat edin, altını çizin. Doğduğu yerde büyüyüp doğduğu yerde ölen insanların başarı grafikleri düşüktür. Kim ki ufku aşmışsa, kim ki ötelere gitmişse, kim ki çantasını kapıp dünyayı dolaşmaya azmetmişse başarılı olmuştur. Yani hicret maddi ve manevi başarının vazgeçilmez şartıdır. Onun için Cenab-ı Allah bütün peygamberlerine hicret ettirmiş, onların ümmetleri de hicret etmeye alışsın diye, nitekim insanlar da hicret etmeye tarih içerisinde alışmışlardır. Parantez içi bir şey arz edeyim. Her birimizin veya büyüklerimizin gönlünden geçmiştir ki, benim oğlum da bizim şehirde askerliğini yapsaydı, bizim köyde askerliğini yapsaydı, askerlik için gurbete gitmeseydi, daha iyi olur muydu? Olmazdı. Doğudaki doğan batıya gelip askerlik yapacak, güneydeki kuzeye gidip askerlik yapacak, kuzeydeki güneye gidip askerlik yapacak, doğduğu şehrin dışıyla da tanışacak. Orada da bir dünyanın olduğunu görecek. Oradaki insanlarla kaynaşacak. Hicret, hicret, hicret başarı için vazgeçilmez şarttır. Maddi konuda başarıya vesile olduğu gibi manevi konuda da ilim, ibadet, ihlas konusunda da elbette hicretin büyük bir rolü vardır. Alimlere bakınız İslam tarihinde nereleri nasıl gezdiklerine şaşarsınız. İmam-ı Buhari o kadar yolları nasıl kat etmiş aklımız bile almaz. Ama bereketini görmüş. Tekrar dönerek diyorum ki, evet hicret
Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye göçmesi, intikal etmesi, nakletmesidir ama bir de işin başka bir boyutu var. Efendimiz buyuruyor ki, Allah'ın nehyettiklerini terk edip emrettiklerine intikal etmek de hicrettir. Başka bir ifadeyle, günahlardan sevaplara, hatalardan doğruluğa, yanlışlardan doğru hareketlere intikal edebilmemiz de hicrettir. Ya ben bugün buradan nereye hicret edeceğim, nereye gideceğim diye düşünüyorsak, gidecek yerimiz yok diyorsak, hayatımızı, uygulamalarımızı gözden geçirelim, yanlışları terk eder de dürüstlere intikal edersek biz de hicreti yapmış oluruz. Hicret sadece bir takvim başlangıcı değil dedik. Sadece maddi boyutu yok, manevi boyutu da var dedik. Beraberinde hicret olayı malumunuz aslında her sene hicri yılda anlatılır. Ama ben önemine binaen bu Ramazan programlarının içerisinde mutlaka bir gün hicreti anlatmayı da kendime vazife bildim. Çünkü hicret sadece tarihi bir olayın naklinden ibaret değildir. Hicrette alacağımız birçok ders vardır, ipucu vardır, ibret vardır. Onları dikkatlerinizi çekerek maddeler halinde sunmak istiyorum. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret iznini alınca, Mekke'den Medine'ye hicret etmek için Cenab-ı Allah ona ruhsat verince, ki Hazreti Yunus ruhsatsız hicret etmişti, ceza gördü biliyorsunuz. Balığın karnına girdi. Efendimiz'e ruhsat verilip izin çıkınca, hicret etmek istiyor ama yanında emanetler var. Bu emanetlerin sahibine ulaşması lazım. Ey emanet sahipleri, gelin şunları alın, ben hicret edeceğim dese, zaten kafirler Efendimiz'i öldürmeye azmetmiş, karar vermiş. Hem de başına ödül koymuşlar. Kim Hazreti Muhammed'i öldürürse 400 deve, 500 deve, 600 deve ödül vereceğiz diye bir de başına ödül koymuşlar. Onun için ilan verecek hali yok, gelin alın diyecek hali yok. Hazreti Ali Efendimiz'i çağırdı ve dedi ki, bak şu şunun, şu şunun, şu şunun emanetleri sahiplerine sen vereceksin, ben Mekke'ye, Medine'ye hicret ediyorum dedi. Burada sadece olayı nakletmek değil de günümüze getirmek ve bize düşen ibreti alabilmek için altını çizmek istiyorum. Ne dedi Peygamberimiz bu davranışıyla bize? Canınız tehlikede de olsa emanete titizlik gösterin. Canınız tehlikede de olsa emaneti ihmal etmeyin. Emanet çok önemlidir dedi. Sonra evinin etrafı kafirler tarafından kuşatılmıştı. Başka da çaresi yoktu. Yasin suresindeki وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ سَدَّنْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Biz onların önlerine bir set çektik. Arkalarına da bir set çektik. Gözlerini de sıvazladık. Baksalar da göremezler ayetini okuyarak kafirlerin içerisinden çıktı, gitti, görmediler. Bu bir mucizedir. Onca insan vardı da nasıl görmezler, peygamberin de vücudu bir cisimdi. O cismin nasıl farkına varmazlar? Mucize deyince akan sular durur. Allah göstermezse göstermez kardeşim. Daha önce anlaştığı, haberleştiği Hazreti Ebubekir Efendimizle Mekke'nin bir bölgesinde buluştular. Artık kuşatma tehlikesi geçtiği için yine o ayeti okuyarak gidelim ya Ebubekir, nasıl olsa Allah bizi gözlerden saklar demedi. Mekke'nin Medine tarafı değil de aksi tarafında bulunan Sevr Dağı'na tırmanmaya başladılar. Tedbirimizi alalım, kendimizi gizleyelim. İçinizde Sevr Dağı'na çıkanlar vardır. Çok yüksekçe bir dağdır. Ta tepesine ulaşmadan aşağıda sığınılacak yerler de vardır. Koca koca kayalar, koca koca taşların arası vardır. Ama Efendimiz ve Hazreti Ebubekir Efendimiz oralara sığınmadı. Ta yukarıya çıktı, zirveye çıktı. Yapabileceklerinin en son kertesine kadar yaptılar.
Sonra orada iki büyük taşın arasına sığınıp Allah'a tevekkül ettiler. Ne demiş oldu bize Peygamberimiz? Siz üzerinize düşen bütün görevleri yerine getirdikten sonra Allah'a tevekkül edeceksiniz. Ben nasıl olsa Allah'ın sevgili kuluyum, Allah beni korur diye tedbirsiz yürümeyeceksiniz. Bugün dahi şu hastalık konusunda bazı kardeşlerimiz ya Allah her şeye kadir, Allah bizi korur diye tevekkül ettiklerini zannediyorlar. Biz bu hicret olayını iyi anlar, iyi anlatırsak tevekkülün böyle olmadığını, bütün tedbirlere başvurduktan sonra ya Rabbi sen bizi muhafaza eyle diye tevekkül etmeye de mecbur olduğumuzu anlarız. Evet, tevekkül var. Allah'a güvenme, Allah'a dayanma, Allah'tan dua ile netice isteme var. Ancak sebeplere başvurmadan istemek doğru bir tevekkül anlayışı değildir. Efendimiz aşağıda da bir yere sığınabilirdi. Ben Allah'ın peygamberiyim, sen de benimle berabersin. Allah bizi gözlerden sakladı, bundan sonra da saklar diye yola açıktan devam edebilirdi. Etmedi, çıktı. Zirvede Allah'a tevekkül edildi. Zirveye çıkmalarına rağmen kafirlerin takiplerinden kurtulamamışlardı. Kafirler ta yanlarına kadar geldiler. Biliyorsunuz, işitmişsinizdir. Hazreti Ebubekir'i bir titreme, bir heyecan aldı. Dedi ki ya Resulallah, eğilip baksalar bizi görecekler. Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefaatlerine nail eylesin, sadece Hazreti Ebubekir'e değil, bütün ümmete büyük bir moral kaynağı olan şu ibareyi kullandı. La tahzan innallâhe ma'ana. Kur'an ayeti. Üzülme, meyus olma, kederlenme, heyecanlanma. Allah bizimle beraberdir. Allah bizimle beraberdir. Daha sonra malumunuz göremediler. O olaylara ben inanıyorum, inanıp inanmamakta serbest olanlar olabilir. Örümcek ve güvercin yine Allah'ın emriyle, mucizevi bir olayla onları gölgelemişti. Oradan çıktılar. Medine-i Münevvere'ye gitmek öyle kolay değildi. Yolda insanlar öldürülüyor. Eşyaları alınabilmek için, onları soymak için her türlü tehlikeler vardı. Ancak Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Bekir'le beraber Medine yakınlarında, bugünkü Kuba Mescidi semtinde ulaşınca orada istirahat ettiler. Bir rivayete göre 12 gün, bir rivayete göre 14 gün orada kalındı. Ama orada kalmaya başlar başlamaz hemen bir mescidin yapılmasını emretti Peygamberimiz. Bize ne mesaj verdi? Nereye giderseniz gidin bir mescit bina edin. Sonra da ezanı okutunca bir yerde mescit var, ezanımız da okunuyorsa mesele hallolmuştur. Bakın birçok konuda biz Efendimizin hayatından gereken mesajları tam da alamadık, hakkıyla uygulayamadık diye şikayet ederiz. Bu konuda ben özellikle milletimizi alkışlıyor, tebrik ediyorum. Çünkü mesaj tam alınmış. Türk milleti, Edirne'den Kars'a, Diyarbakır'dan Trabzon'a kadar hepsini kastediyorum. 83 milyon vatan evladı gerek beldesinde, köyünde, şehrinde, gerekse dünyanın neresine gittiyse, Avrupa'sına, Amerika'sına, Avustralya'sına, oralarda birer cami yapmayı vazife kabul etmiş. Önce fabrikadan değişen merdiven altı yerleri mescid olarak kullanmış. Sonra bugün Cenab-ı Allah'a hamdü sena olsun, Avrupa genelinde yapılan camilerimiz 5000'i aşmış değerli izleyenlerimiz. Nereden geliyor bu? Efendimizin Kuba'da ilk mescidi yaptırmış olmasından geliyor. Sonra Medine-i Münevvere'ye intikal edildi. Bugünkü Ravza-i Mutahhara'nın bulunduğu Mescid-i Nebi yapıldı. Tarih içerisinde genişletilerek bugünkü hale geldi. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den ayrılırken gözyaşlarıyla ayrıldı. Dedi ki Mekke
Eğer mecbur olmasaydım senden ayrılmazdım dedi. Demek ki bir insan bulunduğu yerden hicret edecek başarılı olmak için, ama doğduğu yeri unutmayacak. Doğduğu yere küsmeyecek. Orayı ihmal etmeyecek. Efendimiz Medine'de site devletini kurmasına rağmen Mekke, Mekke, Mekke diye gece gündüz niyaz ediyordu. Rüyalarına giriyordu ve bir gün Mekke fethedildi. Yani doğduğunuz yere hizmet borcunuz vardır mesajını bize verdi. Mekke fethedildi. Putlar yıkıldı. Beytullah Müslümanların ibadetine tahsis edildi. Her şey güzel. Peygamberimiz de doğduğu şehre dönmüş oldu. Baba ocağına dönmüş oldu. Medinelilere haydin güle güle, size teşekkür ederim. Zor günümde bana sahip çıktınız diye onları göndermedi. Ben de sizinle beraber geleceğim dedi. Yani bize ders verdi ki doğduğunuz yerde kalmayın, hicret edin. Hicret edince doğduğunuz yeri unutmayın, oraya hizmet borcunuz var. Bir gün rahatladığınızda zor gününüzde size el uzatanlara vefasızlık yapmayın. Onların iyiliğini unutmuş görünmeyin dedi. Medine-i Münevvere'ye döndü. Hayatının geriye kalan bölümünü Medine-i Münevvere'de yaşadı Efendimiz. Bugün Medine-i Münevvere Medine olduysa Efendimizin orada bulunduğundan dolayıdır. Hizmete, verilen iyiliğe, yapılan kucak açmaya Efendimiz en vefakar uygulama ile cevap vermiş oldu. Bize de ders vermiş oldu. İşte değerli izleyenlerimiz, hicret gibi bir olayı sadece tarihi bir vaka olarak nakledip geçersek, sadece hicri yıl başında birbirimize tebrik göndererek yetinirsek, gereken mesajları almış olmayız. Hayatımıza uygulamış olmayız. Hicretin her bir bölümünün bizim için hayati dersler içerdiğini, Efendimizin her bir bölümünde bize mesajlar verdiğini düşünerek okur, anlar, anlatır, nakleder ve hicri yılda programlar yaparsak, o tarihi olayı günümüze getirmiş olur, uygulayarak ondan istifade etmiş oluruz ve o zaman tarih bize fayda temin etmiş olur. Aksi halde elbette güzel olayları hatırlamak bizim vazifemiz. Ama hatırlamak yetmez. Niçin yapılmış? Gayesi neydi? Hedefi neydi? Öyleyse bugün bize düşen görev nedir? Gerek ülkemizde şehirden şehire intikal eden insanlar var. Büyük şehirlerde zengin olunca doğduğu köyü unutuveriyor. Bu kişi hicreti anladı mı şimdi? Halbuki o köyde yatanların da onun üzerinde hakkı var, ayakta kalanların da hakkı var. O köye bir okulun yapımında, bir sağlık ocağının yapımında, bir caminin yapımında görev almıyorsa, köye getirilecek suda katkı mecburiyeti hissetmiyorsa, o kişi hicret olayını anlamamış demektir. İşi bitince kendisine iyilik yapanları unutanlar varsa, hicret olayını anlamamış demektir. Ya evimizde de kılabiliriz, yeni camiye ne gerek var canım diyorsa hicret olayını, Kuba Mescidi'ni anlamamış demektir. Bin kere hicret tebriki yazsa işin şuuruna vakıf olamamış demektir. Cenab-ı Allah hepimizi hicret olayını hakkıyla anlamaya muvaffak eylesin. Hicretten gereken ders ve ibretleri almaya muvaffak eylesin. Allah'ın yasaklarından, günahlarından, ibadetlere, sevaplara, doğruluğa, dürüstlüğe hicret etmemizi nasip-i müyesser eylesin diyor. Hepinize saygılar, selamlar, muhabbetler sunuyorum efendim. Allah'a emanet olun.